Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce Fiat'a 140 tırak dörleri frenlerini değiştirmiştim. Burada fren baratıların çabuk bittiğini bizzat söylemiştim. Yani 10 yıl öncesine kadar asbest maddesini yasaklamışlardı. Hükümet tarafından, devlet tarafından. Sebebi ise kanser yaptığı için, yani kamyonlarda bulunuyor, araçlarda bulunuyor, trafikte geldiklerinde, ağırlık taşıdıklarında solunum yoluyla bunların kokusunu aldığım zaman ciğerlerinde zarar veriyor. Bu sebeple asbest maddesini yasakladılar. Bundan sonra Fiat 640'larda kuru baratalar çabuk bitmeye başladı. Hatta baratayı aldığım zaman çakılacak baratalar alıyordum. Sıcak havada eğriyken bıraktığınız zaman dümdüz oluyordu. Yani yumuşaktı, çabucak bitiyordu. Neyse ki tesadüfen sosyal medyada bir arkadaş paylaşımını gördüm. Oradan fren bir ustaya, ustanın adı neydi? Ustaya Şahin, Haydar Şahin ustanın yeğenine rast geldim. Oradan bizzat muhabbet ettik. Sonradan onun kendi oğlu mühendis, onunla da muhabbet ettik. Haydar Şahin ustayla bizzat kendim konuşacaktım ama mesajlaşma yoluyla başkası yazıyor. Bana ben de o şekilde konuşabildik, kısa bir muhabbet ama oğluyla bir de yeğeniyle bayağı konuştum. Şimdi Fiat 640'lar insanların vazgeçmediği efsane traktörlerden biridir. Ford'da da var mesela, Ford 5000'ler, bunların frenlerine diyecek yok. Ama Fiat 640'larda insanın tek yoldan şey frenleriydi, çabuk gitmesiydi. Haydar Şahin Usta daha önce tamirlerde, servislerde bizzat çalışmış. Sonra bir şer döver falan, frenlerini yapıyorum derken, çalışıyorum derken aklına fikirler gelmiş. Fikirlerle bir şer döverlerin frenlerini, bir de ne uğurlandıkları frenlerini, ne uğurlandıkları fren baratalarını, bildiğiniz gibi küçük şöyle disk fren, bunların gücü yetersiz kalıp geliyor, bir de çabuk bitiyordu. Haydar Şahin Usta ise o diskleri büyütmüş. Kampanada aynaların takıldığı yerleri büyütmüş, genişletmiş. Balataya yer açmış. Balata ne kadar büyükse frenle o kadar güçlü olur, o kadar geç biter. Küçük balata büyük tekerleri durdurabiliriz. Aşırı yüklenmek gerekir. Bu da frene zarar verir. Freni patlatır ısınınca. Haydar Şahin Usta ise 640'lar içinde üretmiş aynı şeyi. 640'lardan Fiat 480 ve de Fiat 450'ye oluyor galiba. Bu da öyle yazıyor bakın. İşte şimdi kargoya sipariş verdim. Haydar Şahin Usta'dan kargo geldi. Bunları da bugün aldım. Biliyorsunuz kar nedeniyle ulaşamamıştım aranan kargoya. Şimdi kutu açımı yapıyorum. Bakın bu motorun diferansiyel kovanı ile tekerlek kovanın bulunduğu yerin arasında bu şekilde takılıyor bu. Ardından iki tane conta var. Sağ sol tarafa fren kolları var. Fren kolları. İşte bunun alt tarafına kapak yağ kaçırmasın diye conta hazırlamış kendisi. Bu da fren kolu. 640'ın biraz daha uzundu. Ama bunu kısa yapmışlar. Demek ki yeterli geliyor. Bakın o ring var. Sonradan sıvı yağa geçeceği için o ringler yağın boşalmasını engelliyor. Haydar Şahin Usta'nın oğlu mühendis, makine mühendisi, kendileri bunları üretiyorlar. Baratalar da çok kaliteli yapmışlar, bizzat deniyorlar. Ne yazıyordu? Şahin Gider Sanayi ve Ticaret İmdi Şirketi olan Fiat traktörleri ve ne Orlan fren sistemlerinin zayıf olduğunu gördük ve bu markalar 10 seneden bu tarafa fren sistemini geliştirdik.
Esas da bana o ototamirciliğinden gerekir gelmektedir. Yani ototamirciliğinde ettiği tecrübeyi uygulamış, bu sisteme ulaşabilmiş, yani düşünceleriyle, fikirleriyle bu sistemi üretmişler. Bakın bir tane ayna var, aynayı en dört değerlerde olduğu gibi üç tane de balata var. Yalnız balatalar biraz daha geniş, ne kadar geniş olduğunu bilmiyorum. Dükkandaki balatalarla karşılaştırmam gerekiyor. Onu da bir daha dükkana gidince yapabilirim inşallah. Bunu da 54 C'lerde görmüşsünüzdür. Aynalar çektiği zaman açılıyor. Sonra bir balata daha. En iç tarafa bunu koyuyorlar, en iç tarafa diferansiyel rulmanın yatağını, rulman yatağını buna çakıyorlar. Bunu orada kapağı alıp bunu takıyorlar. Şurada ise şu civataları söktüğünüz zaman bakın diferansiyeli ayar yapabiliyorsunuz, boşluğu alabiliyorsunuz. Bunları söküp çevirebiliyorsunuz sağa sola. Bu tamamdır. Diğer yandan kovanda ise şey vardı, balata kampanası değil mi? O kampanayı söküyorsunuz. Balata kampanasını bunu sayınız. Balata kampanası söküyorsunuz. Bunu oraya takıyorsunuz. Bakın pin buraya gelecek şekilde takıyorsunuz. Ardından bunu takıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz. Yani hiçbir şey değiştirmeden bir sistem olmuş. Haydar Şahin Usta'ya helal olsun diyorum. Çabalarının karşılığını inşallah alacaktır. Alıyordu. Zaten çok siparişler varmış, yetiştirmeye çalışıyormuş, talepler de güzelmiş. Hayırlısı olsun inşallah. İşte bunu bitirdik. Buralardan normal civatalarını takıyorsunuz. Ardından taktıktan sonra bir balatı içeriye. Bunu da şu kısmı traktör taraftan içe gelecek şekilde takıyorsunuz. Yani Haydar Şahin, ben de takmadım ama Haydar Şahin Usta bu konuda ben takarken yardımcı olurum dedi. Yani takıldığın yer olursa bana sorabilirsiniz dedi. İyi bir adam. İkinci yine balatayı takıyoruz. Sonra aynayı takıyoruz, görüyorsunuz. Sağ solu hareket etmemesi için. Sonra da bunu taktığınız zaman sağa sola döner mi diye bir endişe şüphe olursa zaten burada saplamalar var. Ardından ben iki tarafın balatalarını, civatalarını ayarlamışlar. İşte traktörün kanca tarafında, çeki yeri tarafında bir saplama var. Saplama buraya takmıyorsunuz. Daha güçlü durmasını sağlıyor. Yani bir tür saplama. Ama buradaki civatalar da tutuyor. Bu da ek olarak takviye olsun. Daha güçlü bir fren için. Fren testleri de yapmış. Bizler 8-10 ton ramurla fren testleri yapıyorlar. Bazı taktıkları freni 10 yıl gittiğinde belirtiyorlar. 10 yıl hiç sorunsuz, sıkıntısız çalıştığını söylüyorlar. İşte bir sonraki balata da bu. Bunu ise iki kovan arasına koyuyorsunuz. İki kovan arasına koyulduğu zaman sadece 3 cm her iki taraftan genişlemiş olur traktör. Hangi tarafaydı bu? Bu taraf doğruymuş, bu taraf. Burada traktörün çukurları vardı belki, oraya geçiyordur. Hangi tarafaydı traktör üzerinde? Daha net belli olur. Böyle olmalı bu. İşte neyse arkadaşlar, diğer yandan kamaları. İki tane saplama kovanı takılıyor. Takarken zorluk olmasın diye 54 C'lerde sadece bir tane var. Bunda ise iki tarafı iki tane. Diğer kendi uzun civatalarını da ayarlamışlar. Neyse, bugün balatada kısa bir tanıtım yaptım. Bundan sonra traktör gelirse güzel bir video yaparım inşallah. Gerekir bir zamanda Haydar Şahin Usta'ya sorum.
bilgiye alıyorum. Bana yardımcı olun. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.